6. sınıf matematik dersi doğal sayılarla ilgili problemlerin çözümünü birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, önce durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Buradan doğrusunu izleyebilirsiniz. Bu şekilde daha iyi pekiştirir ve yeni yöntem ve stratejileri geliştirebilirsiniz. Yaptığınız doğru sayısını ya da yanlış sayısını yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer dersler için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuzdan hemen devam ediyorum. Ümit, kardeş okullarında bulunan Bülent'e göndermek için yanında fiyat listesi verilen kırtasiyeden 3 tane kalem, 2 tane silgi ve 2 tane defter alıyor. Ümit kaç lira ödemelidir diyor bize. Sevgili öğrenciler, kalemin fiyatı 2 lira. 3 kalem alırsa 3 kere 2'den kalemin fiyatını bulurum. 2 tane silgi alıyor. Eğer silgi 50 kuruşsa 2 çarpı 50 kuruştan. Yalnız bunun yanına da kuruş olarak belirtmemiz lazım. Çünkü lira farklıdır, kuruş farklıdır. 50 kuruşa 0 tam onda 5 lira da diyebilirim. 2 de defter alıyor. Baktığımız zaman burada defterin fiyatı 4 lira. 2 tane defter alırsa 4 çarpı 2'den. Bunların da arasına artı işareti koyarak sonuca ulaşacağım. 3 kere 2 6 eder biliyorsun. Çarpmanın toplama işlemine göre işlem önceliği vardır. 2 tane 50 kuruş 100 kuruş eder. 100 kuruş da 1 liraya eşittir sevgili öğrencim. 4 kere 2'den de 8 lira. 8 lira burada, 6 burada, 14, 1 de burada, 15 lira. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, verilenlere göre Cenk'in aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Cenk aklından bir sayı tuttu. Yardımcı olursam bulabilirim diyor. 2 katının 1 eksiğinin 3 katı 51'dir diyor. Şimdi Cenk'in burada aklından tuttuğu sayıya x dememiz gerekiyor. Sevgili öğrenciler, x olan sayının 2 katı 2x olur. 1 eksi 2x eksi 1 olur. Ve 3 katı da çarpı 3 olur. Burada 2x eksi 1'in işlem önceliğinden dolayı başına ve sonuna parantez koymamız gerekiyor. Yoksa 1 ile 3'ü çarpmam gerekiyor sevgili öğrenciler. 2x eksi 1, sonra ben bunu 3 ile çarpacağım ve 51'e eşitlemem gerekiyor. Şimdi ters işlem olarak düşünelim burada. Baktığım zaman 2x eksi 1 parantez içerisine aldım. Bunu ben 3 ile çarpınca 51 oluyor. Sevgili öğrenciler, 17 ile 3'ü çarparsam 51 olur. Bu durumda bizim 51'i 3'e bölmemiz gerekiyor. Yani yukarıdaki 2x eksi 1 sayısının 17'ye eşit olduğunu gördüm. Şöyle düşünebilirsin. Bir sayıdan 1 çıkartıyorsun, 17 kalıyor. Çocuklar, 18'den 1'i çıkartırsam 17 kalır. Bu durumda ters işlemden toplama işlemi yapabilirim. Yani oradaki 2x'in, yani sayının, aklından tuttuğu sayının 2 katı demektir 2x. Oradaki sayının 2 katı 18 ise acaba buradaki x kaçtır? 2 tane kalem 18 lira. Bir kalemi istiyor senden. O şekilde de düşünebilirsin sevgili öğrenci. Bir kalem 18 bölü 2'den 9 lira olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sağlamasını yapabilirsin sevgili öğrencim. 9 bulduk. 9'un 2 katı 18. 18'den 1 çıkartırsan 17 ve 17 ile de 3'ü çarparsan 51 sonucuna ulaşabilirsin. Bir diğer sorumuz, Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların sayısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Tavuk var, inek var, at var. İnek ve at için 4 ayaklı, tavuk için 2 ayaklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi, tavukla başlıyorum. 15 tane tavuk var. Hiza çektiğim zaman gördüm. 15 tane tavuğun ayağını ben 15 çarpı 2 ile bulabilirim. İnek 10 tane varmış sevgili öğrencim. 10 tane ineği de ben 10 çarpı 4 ile bulabilirim. 5 tane de at varsa oranın da ayak sayısını 5 çarpı 4 ile bulabilirim. Ve bunların hepsini de birbirleriyle toplamam gerekiyor. Burada parantez kullanmana gerek yok. Kullansa da sonucu değiştirmez. Yani şu şekilde 15 çarpı 2 işlem önceliği vermek için yapabilirsin ama kullanmasan da sonuçta buradaki çarpmayı yapman gerekiyor. Sonra buradaki çarpma yapman gerekiyor. Sonra buradaki çarpma yapman gerekiyor ve sonra bu sonuçları toplaman gerekiyor. Zihinden yapabilirim. 15'in 2 katı 30 eder. 10 çarpı 4 40 eder. 5 kere 4 de 20 eder. Çocuklar, 40 ile 30'u topladım 70. 70'in de üzerine 20 eklersem ayak sayıları toplamı 90 olarak bulabilirim. Bu eşitlikte kare yerine hangi sembol gelmelidir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrencilerim. Şimdi burada dikkatli olmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Yani şöyle dikkatli olman gerekiyor. Bir kere sen buraya çarpma ya da bölme koyduğun zaman ilk olarak işlem önceliği var. Çarpma ya da bölmeden başlaman gerekiyor.
Mesela çarpma koyalım. 10, 96 ile 16'yı çarparsam 1000'in üzerinde bir sayı çıkar. Bununla da 77'yi toplayınca yani 1000'in üzerinde bir sayı çıkar. Çarpma çok mantıklı olmadı. Şu çarpmayı bizim burada silmemiz gerekiyor. Çarpma olmuyor çünkü çok büyük bir sayı çıkartıyor. Bölmeye bakalım hemen. Tabi burada sayıların birbirleriyle olan kat ilişkisi. Mesela ben 96 ve 16 arasında birbirlerinin 6 katı ya da 6'da 1 olduğunu biliyorum. Yani 96'yı ben 16'ya bölersem işlem sonucu 6 olur. Sonra bakıyorum hemen işleme. 77 ile de buradaki 6'yı toplayınca evet buradaki 83 sonucuna ulaştım. Demek ki oraya bölme işleminin gelmesi gerekiyor. İşaretinin gelmesi gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği. Burada dikkat etmen gereken en önemli şey eğer çarpma ya da bölme eklersen önce çarpma ya da bölmeden başlaman lazım. Toplama ya da çıkarma eklediğin anda soldan sağ tarafa doğru sırayla gidebilirsin. Bir diğer sorumuz yandaki çarpma tablosuna göre D bölü B eksi A artı C işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler öncelikle buradaki A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin değerini bulman gerekiyor. Mesela çarpım tablosu A'nın geldiği yer. A burada 3 ile 10'un kesiştiği yer. O zaman ben buraya 3 kere 10'dan çarpma yapıyoruz. 30'u diyebilirim. B'ye baktığım zaman da 12 ile 3'ün kesiştiği yer. 12 kere 3'ten de 36 sonucuna ulaşabiliyorum. C'ye baktığım zaman 4 ile 10'un kesiştiği yer olduğunu görüyorum. 4 kere 10'dan C'nin değeri 40 olur. D'nin de değeri burada 48 olur. Şimdi buradaki ifadeyi aldık. Biraz daha büyütmeye çalıştık. Diyor ki önce sayıları bir yerlerine yazalım. D diyor. D burada 48. 48'e hemen yazayım. D bölü parantezi açtım. B eksi A. Çocuklar B burada 36 idi. A da burada 30'du. Parantezi kapattım ve artı işaretini koydum. Daha sonra bunu C ile yani 40'la toplamamı istiyor benden. Kural neydi? Önce burada bizim parantez içinden başlamamız gerekiyor. Önce üslü sayılardı, sonra parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. İşlem önceliğine lütfen dikkat edelim. Çocuklar 36'dan ben 30'u çıkartırsam 6 kalır. Bakın baştaki 48'i aynen yazdım. Bölü 6. Yan tarafına da artı 40 ekledikten sonra bölme var, toplama var. Önce bölmeyi yapmam lazım. 48'i ben 6'ya bölersem işlem sonucu 8'dir. Sonra onu o işlem sonucunun yanındaki 40'la toplarsam 40 artı 8'den 48 sonucuna ulaşabilirim. Sevgili öğrenciler 4. sınıftan 8. sınıfa kadar özel matematik derslerimiz internet üzerinden verilmektedir. Haftanın 2 günü birer saat, ayda 8-9 saate yakın bir anlatım. İbrahim Hoca tarafından canlı derslere bağlanmak için 0507 215 26 58 numaralı telefona arayabilir, ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki çınar ağacının yaşının rakamları toplamının 7 katı kadardır diyor. Bize bu bilgiye göre çınar ağacının yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Çocuklar hangisi olabilir dediğine göre olabilir ihtimale dayanan bir ifadedir. Bizim burada deneme yanılma yolunu yapmamız gerekiyor. Bakacağız oradaki seçeneğe. Mesela 70'i bir deneyelim. 70'in rakamları toplamı 7 artı 0'dan 7 eder. Bunun da 7 katına bakacağım. Acaba 70 oluyor mu? 7 kere 7 49 olur. Maalesef olmadı. 84 sayısına bakmak istiyorum. 84'ün rakamları toplamı 8 artı 4'ten 12 eder. Diyor ki bunun rakamları toplamının 7 katı. 12'nin 7 katına baktığım zaman 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 1 7. 1 de elde 8. Bak rakamları toplamı 12. 7 katı da yine sayının kendisi. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Meltem kumbarasından çıkan 15 lirayı depremzedelere yardım için bankaya götürüyor. Banka görevlisi Meltem'in kumbarasındaki paraları sayarken 7 tane birlik, 12 tane 50 kuruşluk, 6 tane 25 kuruşluk ve kalan parasının ise 10 kuruşluk olduğunu söylüyor. Buna göre Meltem'in kumbarasında kaç tane 10 kuruşluk bulunmaktadır? Şimdi sevgili öğrenciler 7 tane 1 7 eder, değil mi? 12 tane 50 kuruş. 12 çarpı 50 600 eder. Bak 600 yalnız burada kuruşu buluyorsun. 600 kuruş da 6 liradır. 6 lira daha üzerine ekledim. 6 tane 25 kuruşluk. 25 ile ben 6'yı çarparsam o da 150 kuruş eder sevgili öğrenci. 150 kuruş 1,5 liradır. Bak şuraya da hemen artı 1,5 lirayı diyorum. Ve gerisinin de 10 kuruşluk olduğunu söylüyor. Şimdi şunları topladığımız zaman 7, 6 daha 13. 1 de burada 14. Yanında da buçukumuz var. 14,5 kuruş, 14,5 lira eder.
Meltem'in kumbarasından halbuki 15 lira çıkmıştır. Şöyle yapabilirsin. 15 lira 1500 kuruştur. 14,5 lira ise 1450 kuruştur. Çıkarttığım zaman geri kalan para 50 kuruştur. İşte bu 10 kuruşlukların toplamının 50 kuruş olduğunu söylüyor. Ben buradaki 50 kuruşluğu 10 kuruşa bölerek 5 tane 10 kuruşluk olduğunu çıktığını hesaplayabilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yandaki akvaryumda 18 küçük balık, 4 büyük balık bulunmaktadır. Her gün bir adet büyük balık ve bir adet küçük balık yediğine göre 3 gün sonra akvaryumda bulunan balık sayısı kaç olur diyor bize. Şimdi soruyu lütfen dikkatli anlayalım. Hani 4 büyük balık 3 tanesi yenmiyor. Ya da 18 tane küçük balık bunlardan 3 tanesi yenmiyor. Hani soruyu birazcık incelersek o anlamda çıkar da o değil ama. Çocuklar büyük balıkların her biri günde bir tane küçük balık yiyormuş. Büyük balıkların her biri günde bir tane küçük balık yiyormuş. Yani o zaman 4 büyük balık her gün bir küçük balık yerse 4 tane küçük balık yemiş olurlar. 3 günde 4 çarpı 3'ten 12 tane küçük balık yemiş olurlar. 18 tane küçük balık vardı. Bunların 12 tanesi 4 tane küçük balık tarafından 3 günde yenildi. Geriye 6 tane küçük balık kaldı. Dikkat edin lütfen. Bunların 4 tanesi de büyük balık. 6'yı da 4'ü toplayıp toplamda bu akvaryumda 10 tane balık olduğunu bulabilirim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz sütçü Nazım amcanın 3 ineği bulunmaktadır. Ve ineklerin her birinden günde 4 litre süt elde etmektedir. Nazım amca günlük elde ettiği sütün tamamını litresi 1,5 liradan satarsa kaç lira para kazanır diyor bize. Çocuklar 3 tane ineğimiz var, tamam mı? Biz bunlardan 4 litre süt elde ediyoruz. 3 ile 4'ü çarparak süt litre sayısını bulabilirim. Daha sonra da bunu 1,5'la da çarpmam gerekiyor. Bak çarpma işlemine istediğin sayıdan başlayabilirsin. Mesela bu şekilde hani 3 tane sayı var çarpmanın değişme özelliği. 4 kere 3 de 12'dir. 3 kere 4 de 12'dir. O zaman ben burada şunu tercih ederim. 1,5'la 4'ü çarparım. 1,5'la 4'ü çarparsam 6 olur. Yani 6 ile 3'ü çarpmak daha kolay. 6 kere 3'ten 18 sonucuna ulaşabilirim. Farklı yöntemlerle olur mu? Tabii ki olur. 3 ile 4'ü çarparsan 12. Ben onu tercih ettim. 12 ile de 1,5'ü çarptığın zaman 12 çarpı 15'ten yine 18 liraya uzanabilirsin. Ya da 1,5 ile 3'ü çarptın sevgili öğrencim. O da olur tabii ki. 4,5 oldu. 4,5 ile de 4'ü çarptığında yine 18 liraya ulaşabilirsin. Bir diğer sorumuz, bir özel okul yukarıdaki araziyi binicilik kursu için öğrencilere ayırıyor. Dikdörtgen şeklindeki bu arazinin uzun kenarı kısa kenarı 3 kat olduğuna göre alanı kaç metrekaredir diyor bize. Uzun kısanın 3 katıysa ben burada 12 ile 3'ü çarparak uzun kenarı 36 metre olarak buldum. Alanı nasıl buluyorduk hatırlayalım. Uzun kenarla kısa kenarı çarpıyordum. Uzun kenar 36 metre 3 katıydı. Kısa kenar da 12 metre. Bu ikisinin çarpımı bana alanı verir. 2 tane 6, 12 elde var 1. 2 kere 3, 6, 1 de elde 7 eder. 1 kere 6, 6, 1 kere 3, 3 topladım hemen. 2 aşağıda, 7, 6 daha 13, 3 eldeyi de eklersem 432 metrekare olur. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Güneş Hanım her 350 mililitre nar nektar ile 650 mililitre suyu karıştırarak meyve suyu elde etmektedir. Bu bilgiye göre Güneş Hanım'ın elde ettiği 5 litre meyve suyu içinde kaç mililitre nektar, nar nektarı bulunur diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bakın şöyle yapacağız. 350 mililitre ve 650 mililitrelik su ve nektarı karıştırarak ortaya çıkan karışıma bakıyorum. 1000 mililitre. 1000 mililitre de 1 litre. Yani 350 ile 650'yi karıştırarak 1 litre meyve suyu elde ediyorsun. Biz 5 litre meyve suyu elde ediyoruz. 1 litre 5, 5 litre 1 litrenin ne katıdır? 5 katıdır. O zaman oradaki oranların da beşer katı olması gerekiyor. Oranımız neydi? 350 mililitre nardı. Oranımız neydi? 650 mililitre meyve suydu. Bizden nektar istiyor. Nektarımız burada 350 mililitre değil miydi? Bunun 5 katını hemen alacağım ve sonuca ulaşacağım. Baktığımız zaman 0, 5 kere 5, 25'in 5'i elde var 2, 5 kere 3, 15, 2 de elde 17, 1750. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bir kola firması 3 kapak getirene bir kola hediye etmektedir. 47 kapak biriktiren Fatih elindeki kapaklarla en fazla kaç kola alabilir diyor bize. Şimdi dikkat edeceğiz sevgili öğrenciler.
Tutuyor mesela öğrencimiz burada 47'yi 3'e bölüyor. İşte 47'de 3 fazla uzatmıyorum. 15 kere var. 15 ile 3'ü çarptın. 45 oldu. Tamam mı? Ve çıkardığına gidiyor ki hocam diyor ben diyor 15 tane kola alabilirim. Seçeneklere de koymuşlar bunu. Şimdi sen 15 tane kola alabilirsin ama 15 tane kolanın kapağı da var sende. Yani o 15 kolanın kapağından bir de 2 tane de artmış. 15 artı 2'den 17 tane kapağın var senin. Sen bu 17 kapak içinde hediye alacaksın. 17 kapağı da hemen her 3 kapakta bir kola hediye geliyorsa 17 3'e böldüm 5 kere var. 5 kere 3 15 eder. Çıkarttım. 2 kaldı. Yani sen burada 5 tane daha aldın. 5 tanenin içerisinde de var. 5 tane hediye aldın. 2 de burada artmıştı. 5 2 daha 7 olur sevgili öğrencim. Sen 7 kapak içerisinde de sonuçta 3 kapak getirene yani bu 7 kapağın var elinde. 7 kapağın 3'ünü götür bakalım. Sen onun için de 2 tane daha hediye alacaksın. 2 kere 3 6 çıkarttım 1. 2 hediyeyi de yine buraya yazdım sevgili öğrencim. 2 kapağın var. Bir de burada arttı. Oldu sana 3 kapak. 3 kapak için de sen bir kapak, bir kola daha hediye alacaksın. Onu da hemen buraya yazdık. Bunların toplamına bakıyorum. 15, 5 de burada 20, 2 de burada 22, 1 de burada 23. Doğru cevabım D seçeneğidir. Hediye aldın 15 kapak ya lütfen anlamaya çalış soruyor. 15 kapağın var eline. Sen oradaki her 3 kapağı da götürerek yine hediye kola alacağını da lütfen unutma. Bunun da hesabını eklemen gerekiyor. Sevgili öğrenciler, dersimiz burada sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.